arkadaşlar merhaba ee, bugünkü videomuzda iki renk selanikte ilmek attıktan sonraki e, ilmeklerin kurulumunda yani e, bu açık renkli iple nasıl başlayacağız koyu iple nasıl devam edeceğiz ters düz sıralarda ne tür işler, işlemler yapacağız bunu anlatacağız bakın bu benim ilmek attığım yöntemle yaptığım Buranın zikzakları böyle görünüyor arkadaşlar. Bunun bu tarafında da aynı. Sağ ve sol aynı arkadaşlar. Fark eden bir şey olmuyor. Bu video aracılığıyla Remziye Sürücü Tez çok teşekkür ediyorum. İki renk selaniki bana öğreten kişi Remziye Sürücü Tez Allah razı olsun ondan Ben de onun sayesinde öğrendiğim bilgilerimi siz aktarmaya çalışacağım Arkadaşlar ben mavi ve bu renkten toplamda 63 ilmek yaptım Ben desen yapacağım yerlerin bu renkten olmasını istiyorum taban ise siyah olmasını tercih ettim elindeki iplerle ve desen oluştururken arkadaşlar hemen bu sırada modeli kurmak istemedim. Bir e, bu sıramı düz olarak kabul edeceğim için bir kez açık ipimle gideceğim, sonra siyahla gideceğim, geri döneceğim, tekrar e, ters tarafımı yapacağım ve model kurmaya başlayacağım. Şimdi ilk e, ilmek attıktan sonra nasıl hani oturtabiliriz diyen Arkadaşlar için kolaylık olması için Örmeye başlayalım Arkadaşlar Bunda hep dolu, dolu üzerine gidiyoruz yani Bazı sıralarda düzlerin üzerine dolarken Bazı sıralarda terslerin üzerine dolama yapacağız Hadi birlikte öğrenelim İlk ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar ben bu sıranın düz olmasını istediğim için arkadaşlar Bunu düz olarak öreyim Sonra arkadaşlar Bu düz olarak ördüm ya Ben bu ilmeği ters olmasını istiyorum Bunu örmüyorum Önce şişime doluyorum. Sonra bunu alıyorum. Sonra düz örüyorum arkadaşlar. Çünkü ben ön e, renkli şu ipimi beyaz e, açık ipimi desenli ipi olmasını istiyorum. Bu tarafımın da ön yüz olmasını istediğimden dolayı e, bu ikinci ipimin düz olması gerekiyor. Bunu düz ördüm, sonra bunu doluyorum, içinden geçiyorum arkadaşlar. Tekrar düz örüyorum, doluyorum, doladım. Siyahın içinden geçtim, boş olarak kaldım arkadaşlar. Tekrar düz olarak ördüm, doladım arkadaşlar. Bunun üzerine attım arkadaşlar. Tekrar düz arkadaşlar. Doluyorum arkadaşlar. Bir kez şöyle herhalde şu biraz. Doluyorum arkadaşlar. Doladım. Siyahın içinden geçtim. Açık rengime geldim ördüm doladım içinden geçtim yine aynısını yapayım arkadaşlar düz örüyorum bunu doluyorum arkadaşlar bakın doladım şişimi aradan geçtim arkadaşlar bu sırada yaptığım bu bir tane düz örüyorum doluyorum şişimi bu tarafa doğru şöyle dolarsanız öbür taraftan örerken de şu olur kolay olur arkadaşlar tabi ilmek alış yönünüze göre de bunu kendi alış tarzınızı ayarlamanız gerekiyor ben videoyu alış şeklime göre yaptım arkadaşlar pardon bir tane düz ördüm arkadaşlar. Sonra doluyorum. Siyahın içinden geçiyorum. Tekrar. Bir tane düz örüyorum. Doluyorum. İçinden geçiyorum. Bir tane düz örüyorum. Doluyorum. İçinden geçiyorum. Arkadaşlar sıra sonuna kadar. Bu şekilde gideceğiz. Arkadaşlar ben ördüm sonuna kadar geldim. Şimdi açık ipimiz bu tarafta, koyu ipimiz bu tarafta. Hemen koyu olan ip tarafına doğru misin şişimizi kaydıracağız. Kaydırdık. Şimdi. Arkadaşlar bu sırada e, düz sıram olduğu için e, açık olanlarım düz, siyah olanlarım ters. İlk ilmeğimi ben bu sırada öreyim. Şimdi Yapacağımız işlem arkadaşlar. Bakın. Burada düz var. Dolalı değil. Ne yapacağım? Hemen bir dola yapacağım. Burada arkadaşlar karıştırmamanız gereken yani ayrıntı dolalı olanla işlem yaparken dolalı olmayan üzerine doluyoruz. Dolalı olanları örerken üzerinde ip olmayan a, ters ya da düz örgü dolalı yapacağız arkadaşlar şimdi bakıyorum benim burada düzüm var üzeri dolalı değil hemen şişimi doluyorum alıyorum bakın burada dolalı siyah ve bu dolalı ne yapacağım? Hemen ikisini ters öreceğim. Düz üzerinde dola yok. Hemen dola yapacağım. Alacağım. Bakın. Bu bunun üzerinde dolalı. Hemen ters öreceğim. Baktım. Açık rengimin üzerinde dola yok. Hemen dola yapacağım. Sonra ters öreceğim. Şimdi hangisi ters hangisi düz diye karıştırmamanız için arkadaşlar. Bunu karıştırmamak için arkadaşlar. İlk sırada karıştırmamız olası olabilir. Sonraki sıralarda tersler, düzler göreceği görü, görülebilecek şekilde olacağı için bunu pek karıştırmayacaksınız. Baktım. Açık rengimin üstü boş. Hemen siyahla birlikte dolalı yapıyorum. Bakın. Üzeri boş. Ve düz. Hemen yapıyorum. Şimdi burada iki tane dolalı var. Hemen ters. Arkadaşlar burada yaptığımız işlem dolalı olmayan ilmeğin üzerine dola yapıp boşalmak ve diğer taraftan ters örmek. Aldım. Ters. Bakın dolalı değil. Hemen dola yapıp boş alıyorum. Hemen bakın boş dola yaptım. Ters ördüm. Yakınlaştırayım arkadaşlar. Bakın Hemen şunu doluyorum. Boş olarak alıyorum ilmeği. Sonradan da ters örüyorum arkadaşlar. Yaptığım işlem bu. Dola, boşal, ters ör. Ben sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben sırayı da tamamladım. Şimdi arkadaşlar biz hala modelimizin düz tarafındayız. Ters tarafına geçmedik. Ne yaptık? İlk başta ilmeklerimizi attık. Sonra e, açık renkli ipimizle bir sıra ördük. Misina şişimizi kaydırdık. Siyahla ördük sona geldik. Şimdi modelin ters tarafına geçeceğiz. Burası modelin düz tarafıydı. Geldim. Arkadaşlar, modelin ters tarafında e, siyahlarım düz olacak, açık rengim ters olacak. Buna dikkat edeceğiz. Ters tarafında e, koyu renkli ipim açık e, koyu renkli ipim düz olurken açık renkli ipim ters olacak. Hemen ilk ilmeğimi örmeden alayım. Arkadaşlar bakın. Burada ilmeğim sarılı halinde. Ne yapacağım? Ben bunu ilk başta ters örecektim ya. Aldım. Ters ördüm. Geldim arkadaşlar. Burada düzüm var. Doluyorum. Düz olarak kalıyorum. Yakınlaştırayım arkadaşlar biraz. Bakın tersimin üzerinde dola var. Hemen ters olarak örüyorum arkadaşlar. Geldik. Düzün hiçbir şey yok. Hemen dola düz. Yani örmeden alıyorum. Sonra baktım. Burada tersimin üzerinde dola var. benim bir alt neydi? Düzün üzerinde dola vardı. Yaptığım işlem bu arkadaşlar. Düzümün üstünde dola yok. Hemen dola yapıp düzü boş olarak kalıyorum arkadaşlar. Bak, Yaptığım işlem bu. Boş olan ip ilmeği, düz olan ilmeği üzerinde sarılı olmadığı için, dolu olmadığı için dolu olarak kalıyorum. Yanındaki ilmeği ters olarak örüyorum. Arkadaşlar bakın şekillenmeye başladı. Ters olan tarafta bir düz ters, düz ters şeklinde gidiyor. Pardon, düz, siyah ipim düz, açık rengim ters, düz, ters, düz, ters. Hep yaptığımız işlem bu arkadaşlar. Ben sona kadar gideyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben sıranın sonuna geldim. Şimdi sıranın başına geleyim. İkinci rengim siyah ipimi öreceğim. İlk ilmeğimi ben öreyim arkadaşlar. Örmeyebilirsiniz de. Geldik. Şöyle açayım. Şöyle. S ipim düz. Açık rengim ters. Hemen bakın ters. Doluyorum. Alıyorum. Bakın burada iki ilmeğin üst üste gelmiş. Bu ilmeğin düz olduğu için düz olarak örüyorum. Bakın burada tabeli ters oldu. Doluyorum ilmeğimi örmeden alıyorum. Yaptığım işlem bu. Hemen düz. Doluyorum. İlmeğimi alıyorum. Düz. Bakın. Doluyorum ilmeği örmeden alıyorum, düz. Doluyorum, ilmeğimi örmeden alıyorum, düz. Burada yaptığımız işlem bu arkadaşlar. Doluyorum, boş olarak kalıyorum, düz. Doluyorum, boş olarak kalıyorum. düz. Arkadaşlar sıra sonuna geldim. Bakın bu şekilde ters sıram bitti. Her iki tarafı örerek. Bunu çevirdiğimde arkadaşlar düz taraftayım. Bir sıranın geçirebilmesi için arkadaşlar toplamda 4 sıra örmeniz gerekiyor farklı iplerle. Yani iki sıra böyle ördünüz. Döndünüz. 2 sıra tersten ördünüz. Bu toplamda 4 sıra arkadaşlar. Bunun ilk sırasında modeli kuracaksınız. 2. İkinci, ikinci örerken düz, ters şeklinde. 3. örerken ters, düz şeklinde. Öbür gün örer e, en sonuncu 3 en sonuncusunu örerken de ters düzlere dikkat ederek öreceğiz. arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken nokta bu.